yanıyor ömrüm. Ay 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 ay, ay 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 ay, ay 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 ay, yanıyor ömrüm. Söyle baksın gece dağlardan hasretime, söyle bilmesen de o nerede. Söyle baksın gece dağlardan hasretime, söyle bilmesen de o nerede. Metanetli ol arkadaşım. Biz sizi burada bekleyeceğiz. Ahmet amca selam. Sağ ol. Nasılsın? Sahibe, bizi biraz yalnız bıraksanız da kızımla konuşacaktım. Hadi kızım. Baba, çıkacaksın değil mi buradan? Geleceksin değil mi eve? Çıkacağım kızım. Çıkacağım, çıkacağım. Hadi şimdi seninle halanla beraber git. Hadi. Gel kızım. Gel. Gel. Beni affedebilecek misin kızım? Ben neyin ne olduğunu yeni öğrendim. O Cemil denen idim. Baba ne olur konuşmayalım bunları. Olur kızım. Tamam. Konuşmayalım. Ama bana affettiğini söyle de şu mapus dolusun, rahat uyuyayım. İyi bir avukat tutmamız lazım. Ben hakimle konuştum zaten. Aramızda husumet vardı. Para meselesi dedi.
gerçeği bilmesinler diye. Kimse öğrenmesin diye. Sen daha fazla üzülme diye. Başkaları yeterince konuştu. Çok çektin kızım. Ben bile zulüm ettim sana. Oysa bu ayağı kuyusuna bir tek günahsız sendin. Görüş bitti. İffet. Bir daha gelecek misin kızım? Geri kalmasın. İkimize de çok çektim. Hadi kızım. Allah'a emanet ol. Nasıl gireceğim? Normal girdim. İffet, çık git. Nil, iyi misin? Ne yapıyorsun sen? Adam da zaten her şeyi anlattı. Niyetini biliyorum. Benden de babamdan da uzak dur. Anlamadım. Laftan anlamıyor musun sen? Defol git. Nil, iyi değilsin sen. Çık git. Bir şey mi oldu? Bana bak, babama bir şey söylersen sen. Defol git. İffet kızım. Efendim Nurettin amca. Bugün dükkana biri geldi. Dükkanı sorup soruşturdu. Hali tavrı da pek tekin gelmedi bana. Ne dedi ki? Niye satıyor, nerede? Bin türlü şey sordu işte. Bizim çırak da sağ olsun çenesini tutamadığı için Ahmet'in hapiste olduğunu söyledi. Kim acaba? Vallahi bilmiyorum. Buralardan değil, orası kesin. Aman Nurettin, zaten kızın derdi başından aşkın. Sen de yangına körükle gidiyorsun vallahi. Dükkanı alıcı çıkmıştır işte. İffet, Ahmet Bey'i gördün mü? Gördüm bugün Kerim abi. İffet.
yavrum. Nasıl Ahmet Bey? Nasıl olsun Miray teyze? Allah tez zamanda kavuştursun inşallah. Bak İffet kızım, biz buradayız. Senin baban benim kardeşim. Ne zaman bir sıkıntın olsa, küçücük bir derdin de olsa bana geleceksin. Biz senin ailen sayılırız. Nimet de sen de bizim kızımız sayılırsın. Sen sakın işlerini ihmal etme. Ben her akşam yemeğinizi kapınıza kadar getiririm. Çok teşekkür ederim. Birbirimize destek olacağız. Hep beraber bu sıkıntıları aşacağız inşallah. Merhaba Abdullah, nasılsın? İffet. Ne olur kusura bakma, seni içeri alamayacağım. Dilek Hanım'ın kesin talimatı var. İffet bu kapıdan adımını bile atmayacak dedi. Bundan sonra yazlık evde çalışacakmışsın. Birazdan araç gelip seni götürecek zaten. Yazlık evde mi çalışacakmış? Orası bomboş. Eşya alırım. Dilek Hanım. Nazikçe kurtuluyor yani. Görüşürüz o zaman. İffet, kızım beni de bekle. Bekle beni. Sahi ne yaptın sen nereye? Dilek Hanım'dan en uzak yere evladım. Yürü kızım, görürsün. Konuşma. İstenmediğimiz yerde bir dakika bile durmayız biz. Yürü kızım. Beni tanımıyormuş gibi konuşma Osman Efendi. Yeğenime kimse böyle haksız yere davranamaz. Kararlı mısın yani? Peki bunca yıl sonra ayrı mı düşeceğiz? Yan kısmı. Kızım kendine iyi bak. Hadi, hadi uzatmayın. Ölüm yok ki ucunda canım. Görüşürüz, konuşuruz elbet. İstersen arama. Ali İhsan Bey gelince Dilek Hanım nasıl açıklayacak bakalım bize yaptıklarını. Hastanede. Ne kadar bahsedesinler. Bu benim kararım İffet.
iyi değilsin Cemal. Evine git. Cemil. Yarın Ahmet amcayla da gidip konuşacağım İffet. Ona da söyleyeceğim, şikayetçi olmayacağım. İyi değilsin Cemil, git evine. Efendim Ali İhsan Bey. İffet, biraz vaktin var mı? Konuşabilir miyiz seninle? Tabii Ali İhsan Bey. Ha, ben yüz yüze konuşmak istiyorum. Yüz yüze mi? Aşağı inebilir misin? Aşağıda mı bekliyorsunuz? Seninle konuşmak istiyorum. Benimle konuşmak istiyor. Aa. Hayırdır inşallah. Ben gidiyorum. İhsan Bey. İyi akşamlar İffet. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Dilek adına ben senden özür dilerim. Siz bir şey yapmadınız ki, niye özür diliyorsunuz? İffet, sen hayatımda gördüğüm en temiz yürekli, en iyi kalpli insansın. Seni bir yere götürmek istiyorum. Seni o evde gördüğüm fotoğraftaki gibi hep mutlu görmek istiyorum.
Ben işten güçten başını kaldıramayan, Dilek'in söylediği gibi biraz nemut, biraz da duygusuz birisi. Hiç öyle Alihsan Bey. Siz çok iyi bir insansınız. Ben sadece senin yanındayım. Ama çok yalnızım. Benimle yalnızlığımı paylaşır mısın? Benim ailem olur musun?